İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkese aynı muamele. Peygamber Efendimiz mütevazıydı pek. Kendi hizmetçisiyle oturup yerdi yemek. Pazardan öteberi alarak kendi yine torba içine koyup götürürdü evine. Her kimle karşılaşsa Resul aleyhisselam ondan önce davranıp verirdi kendi selam. Hayvanına ot verir, bağlardı devesini. Koyununu sağar ve süpürürdü evini. Kölenin efendiyle, beyazın da siyahla, Resulullah indinde bir farkı yoktu asla. Her kim olursa olsun, yemeğe etse davet, ayrım yapmaksızın ederdi hep icabet. Önüne konan şeyi az olsa da sahiden, hiç basit ve aşağı görmez idi katiyen. Severdi her insana iyilik eylemeyi, herkes ile her zaman geçinirdi hep iyi. Hep güler yüzlüydi Resul aleyhisselam. Velakin hiç gülmezdi söylerken kendi kelam. Daima üzüntülü görünse de o server, velakin çatık kaşlı değildi hiçbir sefer. Gayet heybetliydi yine fahri kainat. Korku hasıl etse de kaba değildi fakat. Yine o cömert olup yapıyordu çok ihsan. Ama israf edici değildi hiçbir zaman. Daim mübarek başı önüne eğikti az. Lakin ihtiyacını kimseye etmezdi arz. Enes bin Malik der ki, hamdolsun ki Allah'a, 10 sene hizmet ettim her gün Resulullah'a. Bana bu 10 senede bir defa üf demedi. Bunun için yapmadın diye hitap etmedi. En güzel huylusuydu insanların o zira. Beni bir gün bir yere göndermişti bir ara. Vallahi gitmem dedim. Gidecektim velakin. Dışarı çıktım hemen emrini yapmak için. Çocuklar sokakta oynuyordu o zaman. Yanlarından geçerken arkama baktım bir an. Gördüm ki Resulullah arkadan geliyordu. Ve hatta bana bakıp tebessüm ediyordu. Buyurdu ki, ya Enes, hemen gidiyor musun? Dedim, evet, yoluna şu canım feda olsun. Ebu Hüreyre der ki, bir harpte kafirlere beddua etmesini söyledik o servere. Cevaben buyurdu ki, o Hatem-i Enbiya, ben lanet etmek için gelmedim bu dünyaya. Bilakis insanların hem dünya hem ahiret saadetleri için gönderildim ben elbet. Nitekim buyurur ki kitabında Rabbimiz,
seni rahmet olarak gönderdik aleme biz. Yer ve gök, arş ve kürsi, kainatın cümlesi hep onun şerefine yaratılmıştır hepsi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinin büyüklerinden olan ve evliya-i kiramdan olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırru buyuruyorlar ki, ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sırru. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam, ben geçenlerde aramıştım da soruyu yanlış sordum herhalde. Şimdi biz gusül abdesti alırken önce niyet ediyorduk, sonra ellerimizi yıkamaya başlıyorduk. Hanefi'yiz, Maliki mezhebini takip ediyoruz. Olsun. Bunun olur mu? İkisi de, Hanefi'de de Maliki'de de bu yaptığınız olur. Ha, anladım. Bir de namazda da ellerimiz yana kalırken niyet ediyorduk, sonra ellerimizi kaldırıp namaza başlıyorduk. Bu oluyor mu bu şekilde? Tabii efendim. Ha, tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Buyurun. Öncelikle Allah Teala sizlerden razı olsun, işlerinizi kolaylaştırsın. Hepimizin inşallah Teala. Hep güzel bir hizmet çünkü. Benim birkaç sorum vardı da. Birinci sorum benim silsile-i âliye büyüklüğüyle alakalıydı. Şimdi ben biliyorsunuz Seyyid Abdülhakim Arvasaretlerinin talebesiniz Fazıl Kısakirek. Onun O ve Ben isimli bir kitabını okumuştum. Orada silsile büyükleri 33 kişi olarak gösteriliyordu. Yine bu silsile Ali'si yerine yanlış hatırlamadı isim 35 kişi olarak gösteriliyor. Ve size gereken bir ara Mustafa abinin bir konuşmasını demiştim. O da 37 olarak gözüküyordu. Burada bir farklılık gibi bir şey geldi bana. Bunun nedeni sormak isterim. Şimdi birinci sorum. İkinci sorum vitir namazıyla alakalı. Vitir namazında üçüncü rekatta normalde ben ilk öğrendiğimde yanlış biliyormuşum. Bu zamm-ı sure okunmuyor şeklinde diyordum Fatiha'dan sonra. Sonra okunduğunu öğrendim. O şekilde öğrendim. Daha önce kıldığım namazı kılmam gerekir mi diye soracaktım. Peki efendim. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben Osman Hocam'a iki sorum olacaktı. Buyurun, başlayın. Birinci sorum, şimdi cuma namazı ve diğer namazlarla ara verildi. Bu dinen hükmü var mı onu soracaktım hocama. Onunla ilgili açıklama istiyordum. Bir de hocam, şimdi bu koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar olsun, diğer şeyler arttı. Kıyamet alametleri ve Yecüc, Mecüc, İsa Aleyhisselam'ın gökten inişi. Bu konular hakkında ben bilgi almak istiyorum. Daha çok zaman merak etme. Tamam mı? Şimdi koronavirüs hem Yecüc, Mecüc diyen de var hastalığın. Hani tabii şimdi bulaşıcı hastalıklar da artıyor. Bunlardan yok, merak etme. Önceki asırlarda bunlardan beteri geldi. Veba, kolera. Yıktı geçti gitti seni. Hiç merak etme. Zaman zaman bu şekilde olur. Hocam, bir de mesela bazıları da diyor ki hani Allah-u Teala bu kavmi hani yok etmek istiyor. Şimdi ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hani duası olarak ümmetin günahlarını hani dünyada ver, günahların cezasını dünyada ver diye biliyorum. Hani ümmetlerin yok olmasının son bulduğunu biliyorum ama tabii de bilemem ben hani kendim. Ümmeti şey son bulmayacak, kıyamete kadar devam edecek, endişe etme. Anladım hocam. Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Dinleyicimizin sorusundan başlayabilir miyiz? Cuma onu çok soranlar var çünkü dün Diyanet'in bir açıklaması vardı. Hay hay. Cuma değil sadece, vakit namazlarında da camiye gelmeyi diye. Diyanet şer'an böyle bir hakkı var mı veya buna uyulur mu? Devletin var. Devletin. Devletin var. Çünkü cemaatle namaz kılmak farz değil. Sünnet. Sünnettir. Peki kuvvetli bir sünnettir ama çok teşvik edilmiş.
Ama onun da şartları var. Zaten şimdi hoparlörle kıldırıyorlardı. Ve bazı camilerde de bidat ehli kimseler vardı. Tamam mı? E çok itikad düzgün olan Müslüman da gitmiyordu, gidemiyordu da. Vakitlerde zaten erken okuyorlardı. Erken alıyorlardı. Ya aslında değişim bir şey olmadı. Hatta faydası oldu, evinde kalsın. Evinde kalsın. Evinde hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla da cemaat yapabilir. Cuma? Cuma namazı. Onun da eda ve vücub şartları var. Ya bu şekilde böyle bir salgın hastalık olduğu zaman ve toplu yerlerde bu yayılma istidadı gösteriyorsa devletin de aynı şekilde otoritenin onu yasaklama yetkisi var. Onu yasaklama yetkisi var. Şimdi mesela Osmanlı döneminde yazılan kitaplarda sigara için tahrime mekruh ifadesi kullanılmış. Ne zamandan itibaren? Tabi didik didik edilmiş. Sultan 4. Murat Han döneminde. Tütün serbestti. Kullanılıyordu. Ama zamanımızda olduğu gibi o zaman da sahtekarlar varmış. Ne yapıyorlarmış? Tütünün içerisine neydi o kenevirden elde edilen? Uyuşturucu diyelim. Ha, uyuşturucu. Uyuşturucu otlar da koyuyorlarmış. Ha, onu koyuyor, onu içiyor. Esrar çekiyor yani. Esrar çekiyor. Ve yangınlara da sebebiyet veriyor. Adam esrar çekince kafa gidiyor. Elindeki yanık duruyor, düşüyor. O da yanıp gidiyor. Binalarda yakıyor. Öyle çok yangın çıkmış çünkü. Aha. Ve devlet devreye girdi. Yasakladı bunu. Hatta idam cezası bile getirdi. Sokağa çıkma yasak. Devlet bu yetkisi var. O zaman otoriteyi nasıl temin edecek ki? Nasıl temin edecek ki? Helal ve mubah olan bir şeyi de yasaklama yetkisi var devletin. Helal ve mubah olan bir şeyi yasaklama yetkisi var. Efendim ben istediğim gibi aynı şekilde hareket edeyim. Sen düzeni sağla. Emrin olur efendim. Olur mu ne şey ya? Yani davul devletin boynunda, tokmak da benim elimde. Tıkındı tıkındı oynayacağım falan. Olmaz öyle şey. Otorite motorite olmaz öyle şey. Dolayısıyla şu anda devlet bir tepki aldı. Bütün dünya alıyor. O zaman buna Müslümanların uyması gerekiyor. Her Müslümanın uyması gerekir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala açık açık aynı şekilde yazmışlar ve bildirmişler. Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Biz bile İhlas Holding de aynı şekilde yani toplu halde bulunmamaya gayret ediyoruz. Şimdi şey dinleyiciler de pek siz yan yana değil misiniz? Yok, aramızda 2 metre var mı? Yok hocam. Mesafe var. Ben 60 yaşın üzerinde olduğum için. Biz sizi korumakla uğraşıyoruz kaç gündür. Yaşlıları. Yani siz daha gençsiniz ama. Yaşları koruyorlar. Yalnız konuya girince her zaman aynı şekilde naklettiğimiz gibi o konuyu tekrar istirahatlar üzerinde basa basa tekrar edeyim. Allah Teala bu dünyada iki şeyin çaresini yaratmamış. Birisi yaşlanmak. Birisi de ölüm. Yok. Efendim ben ilaç buldum falan gençleşeceğim hikaye o. Bu organlar her sene veya her gün ne kadar ömür varsa yaşlanacak. İç organ, dış organ hepsi böyle. İkincisi ölüm. Yok. Efendim ölümsüzlük var insanı var. Ama öldükten sonra. Peki bunun dışında efendim işte AIDS'ti, koronavirüs'ti bilmem neydi hepsinin çaresi var. Kanser dahil. Ha insan olup bulamıyor. Şimdi yoğunlaştı bütün devletler. Aa buna ne yapabilir falan çalışıyorlar. Ama çaresi var. Çaresi var. Efendim bunu bir devlet üretti bilmem ne üretti falan tıbeşmekinde. Ya devlet de üretse bilmem ne de üretse ona hayat veren kim? Allah Teala. Ona hayat veren Allah Teala izin verdi. Allah Teala izin verdiği için de aynı şekilde bu yayıldı. Dolayısıyla efendim bu öldürür mü? Hayır. Ne AIDS öldürür, ne Ebola mı, İbola mı neyse o öldürür. Ne koronavirüs öldürür, ne kanser öldürür. Ama efendim aması yok. Hatta şeylerin sigara paketlerine yazıyor öldürür diye. Yanlış bir ifade. Ölüme sebebiyet verir desem bir derece. Bir zamanlar mesela hava raporu yağacak. Yarın kar yağacak, yarın dolu yağacak. Nereden biliyorsun artık mesela ya? Ondan sonra ertesi gününde fos çıkıyordu. Ya de ki yani gelen bulutlarla falan sen bir hesaba bakıyorsun. Yağması tahmin ediliyor. Yağması tahmin ediliyor. Onun için o Azeri bir tane bir sunucu. Bu çok hoşuma gitti bir sefer bir göndermişler birisini dinledim de. Adam anlattı işte şöyle olacak. Ya boşver dedi benim söylediklerim dedi ya.
yer onun gök onun dedi ya. Ne derse oğlu dedi, boşver etsin dedi benim dediğimi. Öyle ya, yer onun da gök onun falan. Ha sen tahmin edebilirsin. Bu efendim trafik kazası da ölüme sebebiyet verebilir, sebeptir, kalp krizi sebeptir, baş ağrısı sebeptir, diş ağrısı sebeptir, AIDS sebeptir, koronavirüs sebeptir, kanser sebeptir. Kim için? Eceli gelen için. Eceli geldiyse sebeptir. Ama öldürmez o. Öldüren ve yaşatan Cenab-ı Hak. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Peki böyle durumlarda ne yapmalı? Mesela Allah Teala rahmet eylesin. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri geliyor. Ben Hüseyin İlmi Efendi'den bizzat dinledim. Kardeşim buyurdular, ben hiç duymamıştım buyurdular. Onlar Efendi Hazretleri derdi. Bir kısmı da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne Efendi Baba diyordu. Diye hitap edermiş talebeleri. Mesela Hüseyin İlmi Efendi Efendi Hazretleri diye aynı şekilde anlatırlardı. Nakil yaparlardı. Efendi Hazretleri buyurdular böyle. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani diye anlatıyor. Ben hiç duymamıştım kardeşim buyururlar. Böyle Rabbani deyince Rabb'a ait, yani Allah-u Teala ait bir şey söylüyor herhalde diyordum. Meğer bir İslam alimiymiş kardeşim buyurdular. Bir İslam alimiymiş. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bu zat Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. İşte bunlara dil uzatanlar da oluyor. Herkes cezasını yaptığının karşılığını elbette ki görecek. Uzun uzun anlatmış mübarek mektubat kitabında. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bu mektubatın birinci cildini tercüme etmiş. İkinci, üçüncü cildeki mektupları da Tamim Ben Saltebi'nin kitabı ve diğer kitaplarında yaymış. Lazım olanlar mektuplarında yaymış. Ha, kitapları okuyan bunları aynı şekilde görür. Orada bu mübarek zat İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri anlatırken buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak burayı imtihan yeri olarak yaratmıştır. Burada bir elim yağda bir elim balda yok. O olmayacak. Burası imtihan yeridir buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala ezelde dilemiş. Zilzal suresinde açık net bir şekilde hükmünü koymuş. Yani kanun-u Rabbani deniyor buna. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah-u Teala bu hükmünü hep bildirmiş. Ne buyuruyor Zilzal suresinde 7 ve 8. ayet-i kerimelerde? Estağfirullah. Femen ya'mel mifkale zerraten hayran yara. Femen ya'mel mifkale zerraten şerran yara. Sadakallahül azim. Orada buyuruyor ki meali itibariyle zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük karşılık görecek. Allah da biliyor ki ben bu sistemi böyle yarattım. Kendisine iman edenler hata ediyor, günah işliyor. Peygamber Efendimiz de bu ümmete mahsus dua etmiştir. Ya Rabbi, benim ümmetimin dünyada işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Çünkü ahirete gitti, gördü. Ahiretteki cezaları gördü. Oradaki azapları, cehennem gösterildi kendisine. Dünya gözüyle gördü Peygamber Efendimiz. Miraç kandilinde, cumartesi günü Miraç kandili işte. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz dua etti ümmeti için. Dünyada verdi. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz duasını kabul etti buyuruyor. Dolayısıyla dünyada mümine derdi bela gelecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki derdi bela iki şekilde gelir. Biri günahlar sebebiyle gelir. İşlenen günahlar. Allah-u Teala merhamet etmiştir veya okulunu sevmiştir. Onun için işlediği günahların cezasını dünyada dert, bela, musibet göndererek aynı şekilde affediyor. Peki bu kul günah işlediğini hatırlar. Hemen tövbe istiğfara başlarsa o belada gelmez. Onun için Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki hastan mı var? İstiğfar oku. Derdin mi var? İstiğfar oku. Borcun mu var? İstiğfar oku. Geçimsizlik mi var evde? İstiğfar oku. Bereketsizlik mi var evde? İstiğfar oku. Yani her dert için. Estağfurullah min külma kerhallah. Efendim ben diyorum hayır. Samimiyetle diyeceksin, elini alacaksın tesbih 100 defa, 200 defa, 500 defa, 1000 defa söyleyeceğim bunu. Hatta bizim gibiler belki de Muhammed Masum Hazretleri bizim gibiler buyururlar günde 700 defa. Peygamberimiz 70 defa söylemiş, biz 700 defa. Bizim gibiler 7000 defa, 70.000 defa okuyacağız. O zaman ne olur? Gelmiş olan dert bela geri gider. Gelmekte olan da sadaka vererek ve istiğfar okuyarak buyuruluyor. Sadaka vererek ve istiğfar okuyarak gelmekte olan derdi bela da durdurulur buyuruluyor. Durdurulur. Peki efendim gaflete daldık, işledik hata, şey yapmadı. Ha o zaman Allah-u Teala seni zorla o dert ve hastalık, dert belayla sıkıyor. O zaman ya Rabbi, ya Rabbi özür dilerim, tövbe ettim ya Rabbi. Günahların affına sebep oluyor. Günahların affına sebep oluyor. Bir yerde bu zatın buyurduğu gibi bu derdi bela ne oldu? Nimet oldu. Bu koronavirüs vakası Müslümanlardan daha çok Müslüman olmayanları da vurdu. Onların da mı günahları hafifliyor? Günah değil. Allah-u Teala bir imkan veriyor onlara da. Müslümanlara merhametle gönderdi. Onlara da bir imkan veriyor. Şimdi ölüm deyince korkuyorlar. Bazıları eve hapsoldu.
eve hapsoldular. İtalya, İspanya, koca ülke karantina Çin. Haline geldi. Çin karantina haline geldi. Ya Çin'de işte geçenlerde şey yapıyorlar. Adamın kapısını aynı şekilde kaynakla şey yapıyorlar. Adam bakalım. Kapıyı da açamayacak. Şimdi böyle olunca o zaman düşünmeye fırsat olacak. Yani bir şey geldi, içinden çıkamadı. Ya ben puta tapıyordum, ben Hristiyandım, ben Yahudiydim. İşin içinden çıkamadım, kalbim sıkışıyor. Ama Müslüman öyle olmaz. Ya Rabbi gönderen sensin. Kaldıracak da sensin. Gönlü rahat olur. O zaman onlara bir fırsat daha veriyor. İman et de fırsatı. Mesela daha yıllardır ya gazete verdi, Türkiye Gazetesi dağıttı, ondan sonra elden dağıtanlar oldu falan. Şimdi evlerde mesela Hakikat Kitabı'nın kitapları var. Hazır, bazıları aynı şekilde eve kapandı, evden çalışıyor. Oku kitabı, tövbe istiğfar et, yüzünü ahirete çevir. Kendini de çoluğunu çocuğunu da kurtar, değil mi? Aç çoluğunla çocuğunla otur, kitap oku. Efendim ne kadar okuruz? Ya 5 dakika oku, ondan sonra dikkatleri aynı şekilde toplar, soru sorarsa o 10 dakikaya çıkar, yarım saate çıkar, 1 saat sohbet edersin. Kitap okuyarak aynı şekilde. Hem kendini öğrenirsin, hem çoluğun çocuğunu öğretirsin. Herkes için aynı şekilde bu geçerli. Yüzünü ahirete çevir. Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde bir ikazıdır. Yeryüzündeki bütün kulları için. Ha, inanmayanlar onun kulu. Hesabını verecek odur. Şu tevekkül olur mu? Veya bunu yapana tevekkül sahibi denir mi? Şimdi Umre'den gelen vatandaşlarımız var. Onları karantina altında tutuyorlar. Bazıları kaçmaya falan çalışmışlar işte orada bende bir şey yok diye. Evet sende bir şey olmayabilir ama o karantinaya uymak zorundasın. Tabii yani bu toplumu diğer insanları da şey yapmak için. Ya bir şey olmaz, Allah korur bizi demek böyle bir durumda tevekkül olur mu? O tevekkül öyle değil o. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor ki veba olan yere girmeyin. Girdiyseniz çıkmayın. Şimdi devlet tedbir aldı. Gelince hemen bunları karantinaya alıyor. Nitekim de aynı şekilde korona çıktı. İşlerinden var. İşlerinde var. Peki o zaman ya beni bırakın kendi halimle. Seni bıraktığın zaman ailen, çoluk, çocuğun, komşuların hepsini yayacaksın. Ne oldu? Aynı şekilde ne tevekkülü bu? Başkalarına bunu bulaştırdın. Yani bir yerde zulmediyorsun. Olmaz o. Olmaz o. O caiz değil, uygun da değil. Tevekkül böyle de değil. Peki efendim. Tedbirini al ondan sonra. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı sonsuz saadete kavuşmak için. Ebedi saadete kavuşmak için dinimizin emrettiği şekilde doğru olmalı ve bunda ısrar etmeli, sabır göstermelidir. Zira Peygamber Efendimiz, "Ey ümmetim ve eshabım, doğruluğa yapışınız. Size doğruluk gerek. Şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe sevk eder. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru oldukça ve daima doğru insan olarak kalma yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nezdinde sıddık, yani çok doğru, sadık insan olarak yazılır. Yalandan sakının. Zira şüphesiz ki yalan insanı haramlara, kötülüklere sevk eder. Bunlar da cehenneme götürür. Kişi yalancı oldukça ve yalan söyleme yollarını araştırdıkça Cenab-ı Hakk'ın nazarında çok yalancı insan olarak yazılır buyurmuşlardır. Eshab-ı Kiram'dan İbni Mesud Hazretleri de münafığın 3 alametinden ibret alınız. Onu bu 3 tavrıyla değerlendiriniz. Konuştu mu yalan konuşur. Vaat edince sözünde durmaz. Sözleştiği zaman haksızlık ve zulmeder buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de vaadinden, verdikleri sözden dönenler hakkında içlerinden kimi de eğer Allah bize lütfundan ihsan ederse yemin olsun ki zekatını vereceğiz, muhakkak salihlerden olacağız diye Allah'a söz vermişti. Ne zaman ki Allah kendilerine lütfundan verince de onunla cimrilik edip vaatlerinden döndüler. Onlar öyle dönektir işte buyurulmaktadır. Hazreti Lokman Hakim'e güzel ahlakın özü nedir diye sorulunca cevap olarak doğru sözlü olmak, emaneti sahibine vermek ve kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmektir diye buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah,
mümin korkak olabilir mi diye sorulunca, Resulullah Efendimiz evet buyurdular. Peygamber Efendimiz'e bir başka zaman da, ya Resulallah, mümin cimri olur mu diye sorulunca, Resulullah Efendimiz evet cevabını verdiler. Resulullah Efendimiz'e, ya Resulallah, mümin yalancı olur mu diye sual edilince, hayır, asla cevabını vermişlerdir. Eshab-ı kiramdan Huzeyfe İbni Yemani Hazretleri, Resulullah Efendimizin zamanında bir kimse bir yalan söyledi mi, bununla münafık olurdu. Yani bu bir yalan, onun münafıklığına delil sayılırdı. Halbuki bugün ben, sizden birinin günde 10 yalanını duyuyorum buyurmuşlardır. Müslümanın kendisini münafıklık alametlerinden koruması lazımdır. İnsan kendisini yalancılığa alıştırır, onu kendisine huy edinirse durumu tehlikeli olur. Yalancılığın ve söylediği yalanların günahı kendisine yüklendiği gibi, o hususta kendisine uyanların günahı da yine kendisine yüklenir. Abdullah İbni Mesud Hazretleri buyuruyorlar ki, sözlerin en doğrusu kelamullah, yani Allah'ın kelamıdır, sözleridir. En şereflisi zikrullah, yani Allah'ı hatırlamaktır. Körlüğün, basiretsizliğin en zararlısı kalp körlüğü, kalp basiretsizliğidir. Pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki nedamettir. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı takvadır. İçki günahların davetçisidir. Kazançların en şerlisi, en kötüsü faizle elde edilen kazançtır. Hataların en büyüğü ise dilin yalan söylemesidir buyurmuşlardır. Ebedi saadete kavuşmak için aklını kullanıp İslamiyet'in emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden sakınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz'e ve onun varisleri olan İslam alimlerine tabi olan, hal ve hareketlerinde onlara uyanlar, dünyada da sonsuz olan ahiret hayatında da mesud olurlar, ebedi saadete kavuşurlar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz dedi ki, mesela niyet ettim abdest almaya diyorsun, ondan sonra elimizi yıkıyorsun. Olur hocam, mahsuru yok. Şeyde namazda da niyet ettim öğle namazı ilk sünnetini kılmaya ve öğle namazın farzını kılmaya, ondan sonra elimi kaldırıyorum diyor. Bunda mahsur söz konusu değil. Olur yani, böyle kıldığı namazların herhangi bir mahsuru yok. Şimdi diğer dinleyicimiz Sisili Aliye. Büyükleri dedi, 33 mu 34 mü? Hem şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri, işte hocası Seyyid Fihim Hazretleri, onun hocası Seyyid Taha Hakkari Hazretleri açık net bir şekilde bildirmiş. Ama ne Seyyid Taha Hakkari Hazretleri'nin hocası Mevlana Bağdadi Hazretleri, ne Seyyid Taha Hakkari Hazretleri kendisi, ne Seyyid Fihim Arvası Hazretleri, ne Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri, bunların hiçbirisi biz Sisili Aliye büyüğü dememiştir. Hüseyin Hilmi Efendi'nin ağzındansa böyle bir şey hiç çıkmamıştır. Hiç çıkmamıştır. Ama iş güzel olan bizleriz. Efendim işte şöyle olmuş da böyle olmuş da falan da feşmekanda. Ama şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh sonra şey yaparken, mesela Seyyid Taha Hakkari Hazretleri'nden sonra Seyyid Salih, Seyyid Sıbkatullah İzani, onları da yazdılar. Araştırdılar, baktılar, onların göre ne gelirse. Onlar da koydular. Onu biz bilmeyiz. Onların bildirdiklerini aynı şekilde kabul ederiz. Onun dışında herhangi bir kimsenin sözüne itibar etmeyiz. Yani orada tam ilmihalde ne diye geçiyorsa o öyledir. Efendim işte daha önce 33'tü de sonra ilave ettiler. Sebep ve hikmetini bilmiyoruz. Necip Fazıl'ın orada söylediği de yanlış değil yani. Doğru, o da doğru, yanlış doğru. Onun kendi zamanı için söylüyor. Kendi zamanı için aynı şekilde söylüyor. Yanlış değil. Ama Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh,
Yani onların şeyleri farklı bakıyor. Ondan sonra üstadı, onun üstadı, onun üstadı bakıyor. Demek ki Seyyid Hilmi Hazretleri işte Taha Yakkari Hazretleri'nden aldı ama arada şey de var. Seyyid Salih Hazretleri de var. Seyyid Sıbkatullah İzani Hazretleri de var. Ha, onlar da aynı şekilde. Ha, herkesin vazifesi, onu ben bilmem. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bir hoca düşünelim. Bir yüksek zat. Abdülhakim Arvas Hazretleri. Bir sürü talebesi var. Bunlardan ikisi ne derler? Temayüz etmiş bir derler. Öne çıkmış. Öne çıkmış. Ama birisi bildiğin yani böyle evliyalık halleri akıyor üzerinden. Kerametler falan çıkıyor. Diğeri de Hüseyin Hilmi Efendi gibi yayın yoluyla işte fıkıh kitapları basıyor. Ne bileyim işte Ehl-i Sünnet'i anlatan kitaplar basıyor. Bu Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden sonra gelen bu yol, bunun hangisiyle devam ediyor denebilir? Yani hangisi daha üstündür veya? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri neyi anlattı, onu kim devam ettiriyor, ona bakılır. Değil mi? Neyi anlattı ve insanlara neyi bildirmek istedi? Onun üstadı, onun üstadı, onun üstadı neyi bildirdi? Ve Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri geliyor. Yani anlatıyor ya, İmam Rabbani Hazretleri, ben ilk defa duydum dedi hocamdan. Hüseyin Hilmi Efendi kendi kulaklarımla duydum. Niye İmam Rabbani Hazretleri aynı şekilde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri hayata geçiriyor, söylüyor. Ve İmam Rabbani Kutsu Hazretleri kitapları açığa çıkıp da okuyunca ne anlatıyor bu zat? İslamiyet, şeriat, şeriatın zahiri, şeriatın batını. Habire aynı şekilde haramlar, günahlar, bidatlar ısrarla. İlim, amel, ihlas. Evet, ilim, amel, ihlas. Israrla. Peki Hüseyin Hilmi Efendi hocasından, yani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ne demek istiyor? Bu zat diyor. Bu zat bu yolun esasını bildirmiş. Ve ondan sonra da anlatıyor. O anlatılanları, kendi zamanında aynı şekilde şartlar müsait değildi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Ama bunların hepsini sadece Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, o zatın tavsiye ettiği kitapları, mesela yayınladığı kitaplara bakarsın. Hüseyin Hilmi Efendi'nin Şevahülün Nübüvve kitabı. Buyuruyor ki hocam, buyurdu ki bu kitabı yazan Abdurrahman Cami Hazretleri bu kitabı aşkla yazmış. Mızraklı İlmihali yayınladı. Bu kitabı yazan salih bir zatmış, okuyana tesir eder. Ya hocası neyi gösterdiyse onlar aynı şekilde yani bildirmiş. Yani yolu kim devam ettiriyor? Efendim Necip Fazıl da o zatın talebesi. Doğamenna. O kendine göre aldı. Yani her şeyden önce Eshab-ı Kiram Aleyhim Rıdvan Peygamber Efendimiz sohbetine yetişmediler bunlar. Bunlar Peygamber Efendimiz'in talebesi değil mi Aleyhisselatü Vesselam? Tabii. Hepsi aynı şekilde iştihat makamına yükselmedi mi? İrşat makamına yükselmedi mi? Yükseldi. Peki hepsi bunların standart aynı seviyede mi? Öyle yazıyor kitaplarda. Hepsinin üstünde Hazreti Ebubekir. İkinci sırada Hazreti Ömer. Üçüncü sırada Hazreti Osman. Dördüncü sırada Hazreti Ali var buyuruyor. On sana aşeremi beşere. Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Hendek. Tasnif edilmiş bunlar. Tasnif edilmiş bunlar. Hepsini sevmemiz emredilmiştir. Ama birini çok birini az seversin, o ayrı mesele, düşman olmak yok. Dolayısıyla yani Hazreti Ebubekir'le diğer aşağı sıradakiler aynı seviyede tutamazsın. Bu büyüklerin talebeleri de öyle. Mesela Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri. Kendisinden sonra ana tarafı Alaaddin Attar Hazretleri. Halbuki Yakub-ı Çeriye Hazretleri de Şah Nakşibend Hazretleri'nin talebesi. İkisi de. Ben onun için sordum biraz da. Yani eskilerden mesela deniyor ki bazen işte filanca zat da işte şu büyük zatın talebesiymiş. Çok mübarek, tamam mübarekliği bir şey değil. Tabii ki mübarek, başımızın üstünde yeri var. Ama yol oradan gelmiyor ama. Oradan yani gelmiyor. Şimdi ama Yakub-ı Çeriye Hazretleri demek ki yaratılışı yüksek. Hocası bir gün buyuruyor ki Alaaddin'in hizmetine gir. Alaaddin Attar Hazretleri. Bitti. Ve Alaaddin Attar Hazretleri'ne tabi olunca ana tarafı oluyor. Çünkü Şah Nakşibend Hazretleri'nden yükü şey aldı. Alaaddin Attar Hazretleri aldı. Şey de öyle, Mevlana aldı Bağdadi Hazretleri. Birçok talebeleri var. Ya işte İstanbul'da Abdülfettah Hakkari Hazretleri o zatın talebesi. Halifesi hem de. Evet, o zat da gelmiş. Burayı nurlandırmış. Bir iki ondan sonra sönmüş o zatı. Ana tarafı Taha Yakkari Hazretleri. Ana tarafı o. Çünkü ışığı devam ediyor. Yolu devam ediyor. Devam ettirecek o. O halka devam ettirecek. Mesela İmam Rabbani Hazretleri. Hele mesela oğlu Muhammed Masum Hazretleri. 900 binden fazla talebesi var. Bunların içerisinde bilmem kaç tanesi Müşrik-i Kamil makamına yükselmişler. Yani. Ama
ana tarafı olarak oğlu Seyfettin Faruk Hazretleri'ne intikal ediyor. Oradan da Seyit Nur Muhammed Bedayani Hazretleri'ne, oradan Mazhar Can Canan, oradan aynı şekilde Seyit Abdullah Dehlevi, oradan da Mevlana Bağdadi Hazretleri'ne intikal etmiştir. Oradan Bağdat'a geliyor artık. Evet, Bağdat'a geliyor. Dolayısıyla bizim gibilerin, efendim bu neye oldu bir yunus ya? Eğer Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala Ali Hazretleri'ne itimadın varsa, o ne yazdıysa o. Ha, itimadın yoksa ne anlatayım ben sana? Ben daha çok bilirim diyorsan. Ha, ben ne anlatayım sana? Ben ondan daha iyi bilirim diyorsan ve işte falan böyle dedi, feşmakan böyle dedi diye itibar ediyorsan, hiç ana tarafı o zaman sensin ama elektriğin yok. Elektriğin yok. Çalışmıyor. Sigortan atmış. Motor bozulmuş. Efendim, gelen dinleyicimiz dedi ki, vitir dedi, sonraki de ben sonradan öğrendim dedi, yani zam usulü okunduğunu bilmiyordum dedi. Vitirin her üç rekatlarında zam usulü okumak vacip. Peki namazın vaciplerinden birisini senelerce bilemedim, terk ettim. Bu namazlar mı oldu mu? Namaz oldu. Namaz oldu. Peki öğrendikten sonra bunları kaza edecek miyim? Efendim bir kavle göre, hani namazın içindeki vaciplerden birisi terk edilmişse, o namazı kaza etmek vakti çıktıysa vacip. Vaktindeyse eda etmek vacip buyuruyor. Peki efendim edemedi, öyle fırsat da olmadı. Yarın ahirete sen niye namaz kılmadın diye sormayacaklar, sebebi. Onu da izah etmişler. Çünkü namazın farzlarını yerine getirdi. Ama namazın farzlardan birisi gitseydi, o zaman bunlar kaza etmesi gerekirdi. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Dedi ki, cuma namazı ve diğer namazlarda da ara verildi. Evet. Yani devlet baktı. Çünkü toplum bulunduğu yerler, sinemalar, gazinolar, pavyonlar, hepsi. Şey bile, lokantalara bile, AVM'lere bile aynı şekilde kısıtlama getirildi. Evet. Şeylere bakıyorum şimdi, ATM'lere eldivenle geliyor vatandaş. Ölüm korkusu neler yaptı diye. Evet. Ölüm korkusu neler yaptırıyor. Yani o tip yerler daha çok el bulaşıyor ya. Şeylerde, AVM'lerde olsun veya marketlerde olsun. Sınırlandırma getirdi. Niye? Devlet dedi ki, yani bu insandan insana bulaşıyor. Bir AVM'nin içerisinde bir tane virüslü var. Bu mağazaya girdi çıktı, ona girdi çıktı, ona girdi çıktı. Koridorlardan gidiyor, aradan gidiyor falan. Kaç kişiyle yakın mesafeye geldi? Öksürdü, dokundu. Kaç kişiyle? 100 kişiyle. Bir kişiydi AVM'de, 100 kişiye bulaştırdı çıktı. Peki devlet de bıraktı. Hadi canım sen orayı bırak, öbür AVM'ye de git, oraya da bulaştır mı diyecek? Biz arkanı toplarız. Olmaz o ya. Allah Allah. Devlet tedbir alacak. Camiye aynı şekilde. Cuma namazı için. Tıklım tıklım tonuyor. Ne kadar diyor? Caminin büyüklüğüne göre. 100 kişi de olur. 500 kişi de olur. 1000 kişi de olur. 5000 kişi de olur. 3-5 kişide virüs vardı. Geldi 5000 kişiye bulaştırdı. Devlet şimdi böyle seyirci mi kılacak ona? Elbette tedbir alacak. Peki efendim cuma namazı kılmaz. Öğle namazını kılacaksın o gün. Evinde. Veya iş yerinde. Tek başına. Çünkü cuma şartlar müsait değilse, kılınmıyorsa evinde kılacaksın. Cemaatle evinde hanımınla şeyinle bulaştırırsan, hanımına çocuklarına bulaştırırsın. Fazlasına bulaştırırsın. Varsa öyle bir durum. Onlarla cemaat yapabilir misin? Onlarla cemaat yapabilirsin. Ama yani şimdi adam umreden gelmiş, hacı teyzem, hacı amcam. Yani elini öpecekler değil mi? O ilk cumayı kaçırmak o değil mi? İyi bir şey değil. Cumaya gidecek. Millet bir elini öpecek, hoş geldin diyecek. Mübarek olsun diyecek. Mübarek olsun getirdiği diyecek. Getirdiği hurmalardan şey yapacak. Yani hayırlı olsuna gelenler olacak eve. De, mesela şeyde umreye gidenlerde orada daha çok bu. Niye? Dünyanın her tarafına geliyor. Kimde ne var bilmiyorsun ki. Tavafa bir giriyorsun veya sahaya bir giriyorsun. Toplu giriyorsun çünkü. Toplu giriyorsun. Sakınma mümkün değil. Adam ha dedi, yüzüne karşı afşıldı gitti falan. Ne varsa hepsini yükledi sana. Değil mi? Evet. Dolayısıyla tedbir alınması gerekir mi? Evet, tedbir alınması gerekir. Hani bazıları efendim işte bunlar Vehhabi ya. O Vehhabiliği ayrı. Biz onu tenkit ederiz. Aynı şekilde beğenmeyiz, istemeyiz, buğz ederiz. Ama bu aldığı tedbir yasaklama. Kötülerden de arada sırada iyi şeyler zuhur eder. Tamam mı? Adam kendini düşünse bile, kendi milletini düşünse bile aldığı tedbir uygun bir tedbir. Türkiye'de de cuma namazları aynı şekilde cemaatle namaz. Hatta bizden önce Küveyt başladı. Adamlar minarede şey yapıyordu, namazınızı evinde kılın falan diye. Birisi sormuş, dinimizden komutan soru gelmiş. Yani dedi böyle ezan okunur mu? Ya ezan değil o ya, ilan ediyor adam.
ezanı bitirmiş, arkasından diyor ki camiye gelmeyin, namazları evde kılın. Vatandaş da diyor ki ezan böyle mi okunur? Ya ne öyle okunsun? Türkiye'de falan olmuyor mu? Köyde adam gidiyor. Nerede ilan edecek? Bir tek caminin hoparlörü var. Hoparlör direği var. Ey cemaat, soğan geldi, alır mısınız? Adam Arapça konuştuğu için vatandaş da ezanın bir parçası mı sandın ha? Öyle zannetmiş demek ki. Adam ilan ediyor. Peki şunu da sorayım. Şimdi bizim biz bunları konuşuyoruz ama bizim içinde bulunduğumuz şirkette, İhlas Holding'de mesela çok hakikaten çok önemli tedbirler aldı. Radikal tedbirler aldı. Bayağı bir sert radikal tedbirler alındı bizim şu içinde bulunduğumuz binada da. Her taraf dezenfekte edildi. Ayrı konu. Buna uymazsa bir vatandaş günaha girer. Günaha girer mi? Günaha girer tabii. Günaha girer. Şeyde Ehl-i Sünnet alimleri açık net bir şekilde bildirmişler ve Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh kitaplarında yazıyor. Allah-u Teala'nın emirlerine muhalefet eden günah işler. İçinde yaşadığı ülkenin kanunlarına muhalefet eden de suç işler. Müslüman günah da işlemez, suç da işlemez. Ehl-i Sünnet Müslümanın özelliği bu. Günah da işlemez, suç da istemez. Şimdi bir de dinleyicimiz şey dedi, şimdi dedi işte virüs var ya kıyamette, kıyametin Hazreti Mehdi'nin gelmesine daha 550-600 sene var. Ki ondan sonra daha bunlar. Evet, bundan önce de çok büyük veba, kolera, salgınlar olmuş. Küçük kıyametler bir bir oluyor işte. Bunlar alametleridir. Bunlar alametlidir. Yani bugünden yarına yarın kıyamet kopacak diye öyle bir beklentiniz olmasın. Yok öyle bir şey de. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.